Şu anda Amerika kampına gitmek üzereyiz. Amerika kampında bir takım hazırlık maçları yapacağız. San Jose, Los Angeles FC, Queen of South. Sonrasında Avrupa'ya dönüp Olympiakos ve Bordeaux ile oynayacağız. 8 Ağustos'ta Burnley ile deplasmanda oynayacağımız maçla da ikinci Premier Lig sezonumuzu başlatacağız. Ya tamam, biz 50-50 koyduralım. Almayız. Bu çoluğu çocuğu oynat. Sigurdsson niye yok oğlum kampta? Manyak mısınız? Bunlar nasıl bir kamp listesi seçmişsiniz? Kontrol etmesek. Merhabalar arkadaşlar. Nesine TV'ye hoş geldiniz. Nesine TV'de Erman Derman'la FM günlüklerinde yeni sezona geçiş aşamasındayız. Dördüncü bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi aldıktan sonra yeni sezon için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Herkesin bayramını kutlarım. Sevdiklerinizle, ailenizle mutlu, sağlıklı ve daha yakın olabildiğimiz bayramlar diliyorum tüm Nesine TV takipçilerine ve izleyicilerimize. Hatırlatayım neler yaptık son bir ayda. Bir takım transferlerimiz oldu. Sizlerden bayağı eleştiri de alan, bu para böyle mi savrulur, bu para böyle mi harcanır gibisinden transferlerle Malang Sarr, Martin van de Voort, Takehiro Tomiyasu, Karamoko Dembele'yi kadromuza kattık. Nico Serrano'yu da bedelsiz aldık ama o daha aşağı takım için muhtemelen. Kieran Dowell, genç oyuncularımızdan birini Norwich'e sattık. Seamus Coleman, Matthew Pennington, Yannick Bolasie gibi oyuncuları da yine gönderdik ve transfer heyecanı da devam ediyor takımımız için. Şu anda Amerika kampına gitmek üzereyiz. Amerika kampında bir takım hazırlık maçları yapacağız. San Jose, Los Angeles FC, Queen of South. Sonrasında Avrupa'ya dönüp Olympiakos ve Bordeaux ile oynayacağız. 8 Ağustos'ta Burnley ile deplasmanda oynayacağımız maçla da ikinci Premier Lig sezonumuzu başlatacağız. Sizlerden gelen en önemli eleştiri, neden kiralık oyuncu denemeyip sürekli birkaç tane forvet oyuncusuna takıldığım yönündeydi. Ben Fiyato Arp ya da Joshua Zirkzee'den birini kadroya bağlayabilmek, takıma bağlayabilmek için çok fazla çaba sarf ettim. Bu nedenle biraz bana kızmışsınız. Neden çok iyi kiralık forvetler var, sadece bunlara takılıyorsun diye. Malang Sarr'a verilen bonservis, özellikle yedek kalecimiz Van de Voort'a verilen bonservis biraz fazla bulunmuş. Ben saçarım parayı. Çünkü para harcamak için kazanılır. Kefenin cebi yok. Yarın öbür gün yanımızda götüremeyeceğiz. O yüzden ben saçarım parayı. Bu takım yeter ki benim istediğim oyuncuları getirmeyi başarsın. Fakat yine de sizlerden gelen eleştiriler doğrultusunda da birkaç tane kiralık isme gitmeye çalışacağım. Bu arada bir karar değişikliği yaptım. Yine sizlerle yaptığım müzakereler sonrasında Sandro'yu takımın 3. forveti olarak düşünüyordum ama Sandro'nun 3. forvet olmak için biraz fazla iyi ve problem yaratabilecek bir oyuncu olduğunu söylemişsiniz. Aklıma yattı. Bu nedenle Sandro'yu transfer listesine koyuyorum. Oradan gelen parayla da bir şeyler yapabiliriz aynı zamanda. Şöyle 20 eş milyona, hadi 24 olsun, 24 milyona değil, isteyenin bir yüzü kara, 27 milyona topçuyu listeye koyuyorum. Onayladım bu olayı, kulüplere dönerelim. Biliyorsunuz Walcott satmak için uğraştığım bir başka isim. Onun
fiyatını biraz düşürelim. 4,5'a Volkot var beyler. Gelin kapın, alın. Alın bu adamı. Gelecek sene ben bu elemanla başka takımda düşünmediğimiz Volkot, Sandro. Sanıyorum başka da bir oyuncu yok. Şimdi kiralık oyuncu nereye bakacağız? Bir tane forvet, bir tane sol bek kiralayabilirsek iyi olur. Ama öncelikle forvet. Gözlemciliğe gelelim. Oyuncular. Şuradan yeni arama. Kiralık listede diyelim. Evet, tamam. Bakalım kiralık listesinde ne gibi oyuncular var? Mesela Konstantinos Mavroponos varmış. Fena oyuncu değildir. Ama bana daha böyle sol bekimsi oyuncu gerekebilir. Juan Foyt var. Topçudur. Juan Foyt. Aha, Ethan Ampadu var. Mesela bu çocuğu isterim. Bu çocuğu isterim. Stoper rotasyonunu genişletmek için. Bir gidelim. Kiralık. Maaşları da yıllık yaptım bu arada. Abi aylık ne olur kör olduk gibisinden açıklamalar vardı. O nedenle maaşlar artık yıllık yansıyor ekranınıza. Verilir bu çocuğa yıllık 453 bin ya. Bir opsiyon koydurmaya çalışalım. Bakayım. 20 milyona 30 olmaz, 30 çok. Seneye bana bunu 24'e bırakın işte ya. 24 de fazla. 22'ye bırakın. Önerelim, ne diyorlar? Oyuncu Everton'a gitmiyoruz. 68 milyon mu? Böyle opsiyon olmaz. Biz bu opsiyonu karşılayamayız. Aynı zamanda böyle bir opsiyona sıcak da bakamam. Zaten kullanmam muhtemelen bu opsiyonu ama şöyle de bir durum var. Ampadu da bayağı gelecek vaat eden bir oyuncu olduğu için aslında iyi bir kiralık sezonu geçirirse, iyice gelişirse mantıksız bir adam da, yani transferini yapmanın mantıksız olduğu bir adam da olmaz. 63 diyorlar. Yok. Bu konuda anlaşamıyoruz adamla. Mümkün değil. Ya tamam, biz 50-50 koyduralım. Almayız. Kullanmayız yani opsiyonu. Opsiyonu kullanmak zorunda değiliz. 46. Evet, kabul ettiler. Teklifi sonlandırdık. Şu bir dursun. Gabriel Martinelli. Güzelmiş bu kiralık listesi ya. Ben buradan bayağı bir ihtiyaç görürüm. Teklif yap. Martinelli de solda bize can verir, kan verir. Bonservis değil, kiralık. Bu adama hiç opsiyon koydurmayı, 1 milyon 389 mu? Güzel para kardeşim. Allah için güzel para. Önerilen forma servisi falan değil de bonservis bedeli opsiyonlu. Yani bunu ihtimal vermiyorum da bakalım şartları öner. İlk 11 oyuncusunu zorunlu kırıyorlar. Ya tamam, ilk 11 oyuncusu, tamam. Tamam kardeşim, ilk 11 oyuncusu ya. Siz şu opsiyondan bahsedin. Sanıyorum hiçbir koşulda koydurmayacak bu opsiyon olayını. Yok. Neyse, yani ne yapalım? Opsiyonsuz da Martinelli bizi bir sezon kadromuzda genişliktir.
Kabul ediyorum. Stoper. Sol ön. Bir sol bek bulabilsek, bir de forvet. Troy Parrott var. İyi forvettir. Genç, önemli bir yetenek. Ama diğer oyunculara da bir bakıyorum. Nathan'ı geç. Wagyu topçu ama oraya oyuncu aldık. Bak mesela evet. Japon kardeşime o kadar para vermeyip belki bu topçuyu bir sene kiralayabilirmişim. Buralarda haklılık payınız varmış. Olur bunlar ama. Yani kendi sahip olduğun oyuncunun tadı da bir başka. Bir başka. Çünkü şey derdi yok. Ulan bunun mevzusu ne zaman bitiyordu? Ne oluyordu? Falan. Bu tarz dertlerin yok. Önüne bakıyorsun. Fiyatı artıp da kiralık listesinde. Hayır, deneme değil. Gerçi bu adamla bizim aramız iyice açıldı. Bunu bize bayan kiralasa da yıllık 5 milyon mu? Kardeşim istiyorsanız bir de yanında 3-4 tane de oyuncu vereyim kiralık için. Geç. Teklifi iptal et. Esposito falan ne durumda ya? Kiralık durumu var mı? Esposito'yu aslında bonservisle şey opsiyon, evet kiralanabilir, güzel. Opsiyonla kiralayabilirsek güzel olur. Hemen şuraya bir opsiyon sana. Ne koyalım opsiyon? 15. Aa, Inter'e bak, zart diye atladı. Ulan fazla mı verdik? Verelim ya. 15 milyon kullanmayız en kötü. İyi oynarsa kullanırız. 15 milyon da Everton'un elinin kili be kardeşim. Demin de dedim ben. Para harcamak için ya. Para harcamak için. Biz böyle yönetiyoruz kulübü. Başka ne var? Kiralık, topçu, gözlemcilik, oyuncular. Lunin yedek kaleciye servet vereceğime kiralayabileceğim bir başka kaleciymiş Real Madrid'imizin kalecisi. Yalnız ben Van der Voort'u çok seviyorum ve evet Pickford müthiş bir kaleci ve ilk dönemde çok kolay değil ondan forma alması. Fakat kısa bir sürede ciddi süre alacak bence. Ya sol bek yok mu? Bir sol bek kiralayabilsek. Şuradan modern bek diyelim. Bir de öyle arayalım. Kim var? Sağ bek, sağ bek, sağ bek. Hepsi, bütün bekler sağ bek. İşte dünyada sol bek zorluğu çekildiğinin bir kanıtını da burada görüyoruz. Hala bir sol bek göremedim. Oğlum biz sağ bek mi işaretledik? Niye hiç sol bek çıkmıyor? Modern bek dedik. İki yönlü bek diyelim. Bir bu saçma sapan herif var. Çok fazla sol bek yok zaten piyasada. Kiralıkta hiç yokmuş. Peki burayı fark etmez yapalım. Fark etmez. Serbest defansif orta saha değil be kardeşim, fark etmez dedik. Serbest defansif orta saha ne? Douglas Luiz varmış. O da topçudur. Neyse. Gerekirse belki sol bek için şey yaparız. Para çıkarız.
Şu kamp kadrosunu bakayım. Alın beni Banningime'yi. Alın alın. Kampta belki kendini gösterir. Sandro'yu alma. Fraser Hornby'yi alın kampa. Al al al. Bu çoluğu çocuğu oynat. Sigurdsson niye yok oğlum kampta? Manyak mısınız? Bunlar nasıl bir kamp listesi seçmişsiniz? Kontrol etmesek. John Joe Kenny yok. Yerimine yok. Sizin ben seçeceğiniz kamp listesinde. Biliyorum bu oyuncuların hepsi maliyeti arttırıyor ama çünkü bunun Amerika'da gezmesi, tozması, Jordan Pickford'u falan almıyor herifler. Siz manyak mısınız ya? Yani? Ha, dört kaleci. Yok ya, Jonas Lassell'a gerek var mı burada? Biz Jonas Lassell'ı da satalım ya. Yedeğe 5 milyon, 5 şey büyük para verip kaleci aldık. Joe Virginia'da var. Jonas Lösel 3. kalecilikte zaten mırmır yapar. Satalım tabii. İyi oldu bunu gördüm. Transfer teklifi değil. Transfer durumu. Transfer listesinde. Sana güzel de bir bonservis ayarlayalım. Hadi bakayım göreyim seni kardeşim. Güzelce bir transfer ol. Güzelce bir transfer ol ya. Lösel seni çıkarıyorum listeden o yüzden. Sandro seni de çıkarttım. Transfer listesindeki oyuncuları almaya gerek yok. Şu anda 39 oyuncumuz var. Bir oyuncu daha katabiliriz. Amerika kampına katmayalım. 39 oyuncuyla gidiyorum. Kıldık değil mi? Vay 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 vay. Oyunculara bak oyunculara. Oyunculara bak oyunculara. Hadi biraz ilerleyelim bakalım ne olacak. Transferler. Çok fazla haber var. Ampadu kabul. Martinelli kabul. Esposito kabul. Hertha Berlin Sandro'ya teklifi yaptı. Ne kadar bonservis? 27 milyon. Temiz. Temiz. Kabul. Buradan Everton Lösula teklifi yap. Ha, Everton. Everton Lösula teklif yapamaz tabii. Everton oyuncusu Lösula teklifler. Galatasaray'ımız. Lille. Lokomotiv Moskova, Hertha Berlin. Vallahi Galatasaray kalende muslera yok mu senin ya? Jonas Lösula falan ne var? Manyak mısınız oğlum siz? Şöyle bir bakıyorum. Hertha Berlin 6,5 veriyor ama maaşının büyük kısmını bize verdiriyor. Bu nedenle Lille'in teklifi daha mantıklı. Çok az bir şey yapıyoruz. Lille ve Galatasaray'ın teklifleri mantıklı. Diğerleri çok mantıklı değil. Lille ve Galatasaray'ı kabul ediyorum. Aa, Lokomotif de dümdüz yapıyor. Hiç maaşa falan kırı. Lokomotif seni de kabul ettim. Diğerlerini reddettim. Fraser Hornby'ye yeni bir kontrat verelim. Bu çocuk çok yetenekli ya. Yollarını ayırabilir falan ne? Sözleşme yenile. Yıldız adayı mı? Oğlum sen de şov yapma hemen ya. Hemen şov yapma gözünü seveyim. Yıldız adayı falan filan ya. Ha, yıldız adayı. Pardon. Pardon kardeşim. Pardon. Bugün bende bir algılama sorunu var. Tabii yıldız adayısın. Ben yıldız oyuncu gibi bir an şey yaptım. Fraser'cığım seninle anlaşacağız. Delikanlı bir çocuksun. Kendini yıldız adayı görmen de beni sevindirdi. Çünkü kendine güvenin olduğunu gösterir. Aferin. 559 bin verelim sana. Şu sadakat primini falan da biraz indirelim. Temsilci komisyonun kalsın. Zaten adam 3 kuruş para alıyormuş. Şuna da 2 tane hareket yaptık mı? Bitti bu iş. Kabul et. Güzel. Fraser Hornby. Everton'la yollarını falan ayırmıyor. Gitmesini söylemem gerekir ki sözleşme konusunda Fraser masaya oturduk. En kısa zamanda hallediyoruz. Ya bu Fraser 11'i niye böyle olay oldu? Gören de Cristiano Ronaldo zannedecek. Ama büyük yetenek. Bu çocuğu geliştireceğim. Koydum kafaya ya. Bizim kiralık olayı ne oldu? Tamam, bu kiralık tekliflerimiz kabul edildi. Biz
Bu oyuncularla niye masaya oturamadık? Kiralık oyuncu teklifi kabul edilir edilmez oyuncu geliyor mu? Hayır, gelmemiş. Artık o zaman gelin masaya oturalım. John Jokin'in son günlerde pek kendinde değil gibi. Ne oldu oğlum? Hayırdır? Aşık maşık mı oldun? Kafasına takılan bir şeyler var. Gerizekalı mısın oğlum sen? Jonjo şu an sizden bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Acı giler. Hemen Pickford git. Jonjo Kenny ile konuş. Bu gerizekalı adam ortalığı karıştırmasın. Zaten kulüpte sular durulmuyor. Walcott'a teklifi yok. Yazık. Walcott sen nasıl bir kardeşimizsin ya. Transfer listesinden falan çıkartmıyorum. Dursun orada. İngiltere gününe davet. İlk hazırlık maçımıza burada yaklaşıyoruz. Earthquakes. Bizim kiralık adamlar artacak mı? Ona göre kadro planlayacağız. Kampa gittik. Gerçi bu kampın kadrosunu verdik zaten herhalde. Kiralık aldığımız oyuncuları oraya götüremeyeceğiz de. Uçak kalkıyor. Uçak kalkıyor. Jesus Perez Everton'la sözleşme imzalamaya hazır. Güzel. Bunlar bizim şeyler. Antrenman ekibi. Teknik heyetten önerim. Bir tane altyapı sorumlusu alalım. Bir tane antrenör. Sağlık ekibinin kalitesinin arttırılması. Kabul ettik. Bunu da kabul ettim. Sağlık merkezine bak. Yazık. Takip listesi. Meza'yı falan öneriyor bana. Esposito Everton'a kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor. Çok güzel. Sebastiano Esposito. Güzel. Yıllık 185 binden temiz çözdük bunu. Artı gelecek senede 15 milyona alabiliriz, değil mi? Evet. Inter'in İtalyan vatandaşı santrafor oyuncusu Sebastiano Esposito Everton'a sezon sonuna kadar kiralandı. Everton 15 milyon satın alma opsiyonunu kabul etti. Esposito kısa süre önce Inter falan filan. Ethan Ampadu transferi için anlaşmaya varıldı. Chelsea teknik heyetinin de isteğiyle doğru orantılı kiralı gideceğinden memnun. Sağlık kontrolünden sıkıntısız geçmiş. 46 milyon opsiyonu var. Ampadu sen de gel. Gelin oğlum hepiniz gelin ya. Malang Sarampadu. Enteresan bir şey olur. Can yakar. Martinelli'yi de alırsam kiralık olarak. Ve ben Sandro'yu da sattım şimdi. Sandro'nun gidişiyle beraber bir param da olacak aslında. Orta sahaya bir transfer. Evet, Ampadu'yu da kiraladık. Gitti mi bu Sandro? Mali duruma bakalım. Gitmemiş daha herhalde. Çünkü 14 var. Evet Sandro. Ne zaman gidiyorsun kardeşim? Güzel. Şöyle kaliteli babacan bir orta saha bitirmem lazım. Aa sol bek. Tonali Everton yolcusu mu? Ya biz bunu denedik de olmadı ki. Ah 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 keşke. Alınan duyumlara göre Everton 58 milyon değerindeki bir sözleşme için masaya oturmaya hazır. Her türlü otururum. Gel.
Oğlum sen manyak mısın? Ben seni alabilmek için gerekirse evi ocağa satarım da bizim daha Sandro'nun parası gelmedi. Yine de gel şöyle bir şey yapayım sana. 10 milyon. Ne sezon sonusu çık. 12 aylık. Taksit. 15 milyon desek. Az. Buna vermezler bu çocuğu bize. 30. 30 da çok. 25. $54 milyon keş istiyor adam. Oğlum siz manyak mısınız? Biz nasıl çıkalım öyle bir para size ya? 15 milyon. Şöyle yapıyorum. 13 milyon veriyorum buradan. Şuradan da helalinden 30 veriyorum. Sonraki satıştaki payını da %20'ye düşürdüm. Kardan pay istiyor bir de. Bir de kesin koyuyor maddeyi. Şunlara bak sen. Sandro Tonali için yapılan son teklif. Allah Allah. Zorlanıyoruz bu transferi bitirmekte. 14 milyon paramız olduğu için geçmiş. Sandro'nun öbür Sandro gitse bir Sandro'nun gidişi diğer Sandro'nun Tonali'nin gelişini sağlayacak ama bu herif de gidemedi bir türlü. Üç tane 10 milyonluk taksit yapayım sana. 30 ilerleyen 12 ay içerisinde. Bu sene de 14,75 vereyim kardeşim. Sonraki satıştan da %30 olan payını da %35'e çıkarttım. Daha ne yapayım? Aa, yeter be. %45 mi? Oldu olacak herifi size vereyim. Üstüne de para vereyim. Şu %35. Oğlum siz niye anlamıyorsunuz? Bu parayı veremiyoruz biz. Yok öyle bir paramız. Ulan olmayan para üzerinden hareket yapıyorum. Hadi bakalım neler olacak. 18 milyon. Nereden bulacaksak o parayı. $19 milyon. 30'da 10'ar milyon şey veriyorum. Şunu da %35'in altına da indirmiyorlar. Önerdik. Son teklif. 21.48 siz manyak mısınız ya? Ulan ne kıran kırana pazarlık oluyor agalar. Ne kıran kırana pazar. Ama ortadaki oyuncu da Sandro Tonali. Oyunda orta saha denince akla gelen isim. Dur bakalım kıran kırana pazarlıklar var. %45 diyor sonraki satıştan. Mümkün değil. Erman Derman pazarlık masasında çok cömert diyenler buradaki müthiş kapışmayı izliyor bu. Toplam değeri 60 milyon oluyor böyle çok ya. 38 verelim. 38 de verelim. 36 verelim. Şimdi 12 milyonluk 3 taksit. Aha ettiler. Çok sıkı bir pazarlık. Bir de daha Tonali ile yapılacak pazarlık var. Bir de tabii kulübünün kasasında olmayan bir 20 milyon vaat ettik adamlara. Teklifi sonlandır. Bakalım alabilecek miyiz bu çocuğu? Hornby Everton'la olan sözleşmesini uzattı. Tonali ile görüşmelere başlıyorum. Burada bir sıkıntı yok. İlk 11 oyuncusu olacaksın tabii ki. Sözleşme pazarlığı. Çok ciddi para talep ettin. Çok ciddi para talep ettin. Bu olmadı. Ne? Serbest kalma bedeli koyuyor kendine. Serbest kalma bedeli koyuyor kendine. Bir de ona da şey yapıyor. Yani pazarlıktan da kaldıramıyoruz. 141 milyon. 141 milyon. Ne kadar kâr edeceğiz 141'e satarsak bunu? Şu anda 20, 40, 45 civarını alıyoruz. 100. O karında %35'ini vereceğiz. Aman sonunu düşünen kahraman olamaz be kardeşim. Bu adam da Sandro Tonali.
Milli takımda 5 maç oynayınca 7-25 mi alacakmış yıllık? Kardeşim sen hiç dayak yemedin galiba. Şöyle bir 6-14 yıllık maaş artışı. İmza paranı bir düşelim. 3 milyon. Yıllığını da bir düşelim. 4.57. Temsilcine fazla para vereceğim. İçimden geldi. Herifle aram iyi. 400. Ne oldu? Ya minimum serbest kalma bedeli 119 olmaz. Aa, adamlar onu da... Bunlar ne yukarıdan bakışlar ya. Bunlar ne kadar üstün... Yani şey üstten bakışlar. 141 diyoruz. 119 diyor. Bir de maddeyi çıkartıyor. Bir de maddeyi çıkartıyor. Beyefendiye bak. Ama bir yıldız oyuncu istiyor bu taraftarda be kardeşim. Bir çilek transferi istiyor. Tonali çilek olur. Çilek olur Tonali ya. Aha imzaladı. İmzalamadı da teklifi kabul etti. İmzalayabilmesi için bizim o parayı bulmamız lazım. Bir anda çehremiz değişir. Bilye'yi yedeğe atarım. Tonali'yi koyarım oraya. Evet. Zor anlar yaşayabilirmişiz bu transferi bitirme konusunda. Ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Sanki zor anlar yaşayacağız. Bu da çok iyi oyuncu. Myron Badu ama zaten 100 milyon falan veriyorlar. Yani bunlar bizim yapabileceğimiz işler değil. Şu Sandro transfer. Oğlum sen gitmedin mi ya Erta Berlin'e? Ha, daha bu şey yani biz kabul ettik de herif şey yapıyor. Pazarlık yapıyor. Şeyle Hertha Berlin'le. Dememiş. Yani niye bu Sandro Tonali'nin 20'sini ayıklayamıyoruz? Çok kritik. Gelecek sezonu şekillendirecek hamleler şu anda. Ne yaptık? Kimi kiralamıştık biz? Az önce çok önemli bir isim olan Ethan Ampadu'yu kiraladık. Sebastian Esposito'yu da kiraladık. Böylelikle stoper forvet rotasyonu artık tamamlandı. Hatta 5 tane stoper oldu. Belki stoperlerden birini ayıklarım. Sağ bekte John Joe Kenny ile bu genç Japon'um oynayacak. Neydi? Takehiro Yamayasu muydu neydi? Aslan parçası. Takehiro Tomiyasu. Şimdi önde Billy oynayacak savunmanın önünde ama işte Sandro Tonali gelirse o iş değişecek. Tabii bir de Bamen de geldi. Sakatlıktan geldi yani. Bir senedir sakattı. Walcott'u aşağı takıma atarız artık. Martinelli gelirse kiralık oraya da bir hareketler falan yapacağız bakalım. Bakalım. Sigurdsson şu bu falan. Bir tane sol bek kiralamak ya da bu Tonali'nin durumuna göre paramız kalırsa ucuzundan belki bir sol bek gerekebilir. Çünkü Digne'nin yedeği Fabian Delph gibi gözüküyor. Yani Fabian Delph de sol bek oynamayalı bayağı oldu. İlk maça bu takımla mı çıkalım? Önerilen kadroyu kullanıyorum. Ne önerilmiş? Evet, Karamoko, Dembele, Iwobi, Richarlison önde kullanalım diyor hoca. Deneyelim ya. Denemeler yapacağız. Amerika kampındayız. Avaya Stadyumunda hazırlık maçına çıkıyoruz. Gomez Davis Bamen'i orada kullanıyor kral. Digne, Malang Sar, Holgate, Tomiyasu, kaleye de çok para verdiğim için eleştirildiğim genç yetenek kalecim Van de Voort'u koymuş. Tamam seni dinliyorum. Ancelotti. Bu takımla bir çıkalım bakalım neler olacak. San Jose hazırlık maçı. Amerika'dayız. Macera dolu Amerika. Şöyle güzelce bir konuşalım. Bu tür maçlar önemlidir. Beni etkilemeyi başarın. Baskı yok üzerinizde. Orta sahanın kontrolünü ele geçir. Sahaya çık bana neden bu takımda yer hak ettiğini göster falan. Kısacası şov yapıyorum oyunculara. Kısacası şov yapıyorum oyunculara. Biraz artistik konuşmalarla beraber yeni sezonun ilk mücadelesi. Gerçi bu yeni sezon ilk mücadelesi sayılmaz. Yani ilk hazırlık maçına çıktık. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Hazırlık maçı da olsa sezon sezondur. Richarlison ceza sahası için aferin.
Richarlison seni en önde mi kullansam? Bir anda sızdın sana hoca savunmasının arasına. Pat diye attın golü. Helal olsun. Şimdi burada tabii benim gözlerim Malang yeni transfer stoperde. Keza Tomiyasu da sağ bekte. Dembele de sağ önde oynuyor. Getirttik Karamoko Dembele'yi. Bamen yeni bir transfer değil ama onu da ilk kez görüyoruz. Bu oyuncuları dikkatle izliyorum. Digne klasik frikiklerinden biri. Locadini. San Jose bizim harcımız değil zaten beyler. Yani bu maçta tabii ki bu tarz bir skora gideceksiniz. Şov yapmanın alemi yok. Siz Premier Lig dördüncüsünüz ya. Premier Lig'in Şampiyonlar Ligi'ne gönderdiği bir takımsınız. Ağırlığınıza göre oynayın. Ağırlığınıza göre oynayın ya. Güzel. Aferin. Takım canlı. Takım canlı. Bravo. Neymiş? Taksi tutalım mı? Ne? Çok hızlı bir yazı çıktı. Taksi tutalım falan diye okudum. Herhalde takım otobüsü arızalandı. Amerika'da kamp yaptığımız otele taksiyle döneceğiz. Bana mı gol yedik? Bravo. Daniel Endi pat diye vurdu attı golü. Bizim genç kaleci aldı içeri. Çocuk sana önemli bonservis verdik. Genç yeteneksin diye. Kendine gel. Tamam, çocuklara kısaca bir şeyler söyledim. 60. dakikadan sonra oyuncu değişikliklerine başlarız. Biraz daha oynasın bunlar. Sonra da diğer çocukları biraz görelim. Bir yarım saat Fabian Delphi sol bek oynatayım bakayım. Hatırlıyor mu sol bek pozisyonunu? Van de Voort. Jonas Dözel de gidecek. He, doğru. Jonas Dözel de ya Galatasaray'a satacağız ya Lokomotif'e ya da Lille. Oradan da biraz para gelecek. Sandro da giderse Sandro Tonali'nin bonservisini çıkartabiliriz. Bu arada San Jose bizim kalibremizde değil falan dedik adamlara. Bizim çocuklara. Çocuklar hiç. Şuradan bir direktif verelim biraz azimli oynayayım. İvo bir evladımsın. Biliyorsun geçen sene sana geri zekalı dedim, aptal dedim. Yeri geldi kadro dışı bıraktım. Ama sen bizi ayıkladın son maç. Kritik Wolverhampton deplasmanında bizi ayıkladın. Oradan çıkarttın. O yüzden sana güvenim tam. Evet dakika 60 küsur oldu. Değişiklikleri yapalım. Moizekin geç Richarlison'un yerine. Schneiderlin geç Bamen'in yerine. Bryant White Holgate'in yerine geç. Delph sol beke geç bakayım Digne'nin yerine nasıl oynayacaksın? Genç Gordon sen de Iwobi'nin yerine geç. Kaldı mı değiştirmediğimiz adam? Orta sahalar kaldı. Bilya sen de Andre Gomes'in yerine geç. Tom Davis sen de gencecik çocuksun oyna. Evet bir 30 tane oyuncu değiştirdik bakalım. Bu Jarrad Bradwhite yetenekli bir çocuk. Altyapımızın çiçeği. Eyvah. Gol yedik. Şakayla karışık gol yedik. Tabii 10 oyuncu birden değiştirince takımın dengesi bir şaştı. Hazırlık maçı tabii. Burada yani çok önemli değil skorlar ama yani 2-0 10 dakikada öne geçtiğin maçı da vermeyeceksin. Bu çocuklarla ben otelde bir dikkat çekeceğiz tabii bu yaşananlara. Bilye orta. Tomiyasu mesela sana ben dünyanın parasını verdim kardeşim. Sağ beke 10 sene kapatalım sağ bek pozisyonunu diye. Bu maçta bir tane aksiyonunu görmedik Tomiyasu. Bir de adam önünden geçiyor eşlik ediyorsun. Adam önünden geçiyor eşlik ediyorsun. Otobana döndü orası. Evet 2-2 bitti rezil olduk. Sezon ilk hazırlık maçı 20 dakikada bulduğumuz 2 gol sonrası hiç iyi gitmedi. Asistana devrettim konuşsun. Ne diyorsa desin. Los Angeles FC ile oynayacağız. Los Angeles FC vallahi enteresan takımdır. Sıkıntı verir. O maça bu David Ancelotti'nin önerdiği kadroyla değil, bizzat kendi süreceğim kadroyla çıkacağım. Bu David Ancelotti'nin de egosunu tatmin etmek lazım böyle. Çünkü sezon içerisinde pek dinlemiyorum herifi.
Diyor yok onu yapalım. Aman yok bunu yapalım. Kes ulan falan filan. Şimdi bu hazırlık maçlarında da bu David Ancelotti'nin verdiği kadroyu oynatmazsa adam da diyecek ki biz burada başçavuşun eşeği miyiz? O yüzden en azından buralarda işte bunlar hep şeydir. Bir kulübü nasıl idare etmenizi anlatan donelerdir. Asistan menajere de böyle ufak ufak şeyler vereceksin ki oyuncak buralarda oynasın takımlar. Los Angeles FC ile bir hazırlık maçımız daha var. Demin de söylediğim gibi. Bir 3-4 gün sonra, sonra bir 5 gün sonra da Amerika kampının son maçına çıkacağız. Transferlerde de kritik bir noktadayız. Bakalım neler olacak. Sandro Ertabelli'nin sözleşme imzalamayı hazır. Ulan adamsın be kardeşim sen. Yönetim anlaşma tamamlandıktan sonra transfer bütçesine 13-25 ekleme yapılmasını kabul etti. Güzel. Sandro'nun gidişiyle beraber Sandro Tonali'nin evet Ertabelli'nin Sandro ile imzaladığı bir Sandro gider, bir Sandro gelir. Keyiflendim. Hemen mali durum. Çok güzel transfer bütçesini 28'e çıkardı bu. Bu adamın gidişi. Ve böylelikle ben de keyiflendim. Sandro'nun satılması Everton taraftarları arasında pek hoş karşılanmadı. Everton taraftarının şimdi bir şey diyecektim ya. Yorum yapmıyorum ve gidiyorum bu. Ağzımdan kötü bir şey çıkacak taraftarla gerileceğiz. Ulan 3. 4. forveti satıp oradan getirdiğimiz parayla Sandro Tonali'yi almaya çalışıyoruz. Burada bir transfer sihirbazlığı yapmaya çalışıyoruz. Adam diyor ki hala bize niye Sandro'yu satıyorsun? Var orada Richarlison var, Moise Kean var. Ne bileyim Dominic Calvert-Lewin var. Bir de Sebastian Esposito'yu kiraladık. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Sandro'yu ne yapacaksın? Leroy Sané'ye bak. Manchester City'den Bayern'e transfer oldu. Evet, Jonas Nözel da Lille gitti. Galatasaray, Lille ve Lokomotiv Moskova'dan birine gidecekti. Güzel. Jonas Nözel'i de okuttuk. Mali durum. Paramız 31 milyona çıktı. Güzel. Martinelli de geldi. Arka arkaya kritik. Arka arkaya kritik hamleler. Gabriel Martinelli'yi de kiraladık. Yalnız kadroda 700 tane falan oyuncu oldu. Ampadu geldi kiralık. Martinelli geldi kiralık. Esposito kiralık geldi. Sandro Tonali de geldiği takdirde hakikaten 700 tane oyuncu olacak. Bazı oyuncuları aşağı göndermemiz gerekecek. Şu anda şişti kadro. Hemen bakıyorum kadroya. Evet. Bu Brad White'lar, Fraser Hornby'ler biraz zorlanacak artık. Alttan oyuncu almıştık 3-5 tane oynatırız diye. Bakalım. Allah sağlık versin de hepsi olur. Los Angeles FC deplasmanı öncesi şu Sandro Tonali'den hayırlı haberi verin artık ya. Michael Keane sakatlandı. 3 ay sahalardan uzak kalacak. İşte Michael Keane şimdi hapı yuttun. Çünkü zaten takımda 5 stoper olmuştu. Ampadu'yu kiraladıktan sonra, Malang Sarı aldıktan sonra bir stoperi salayım diye düşünüyordum. Bu oyuncu da galiba sen olacaksın. Şurada bir oyunu da kaydedelim. Çünkü Michael Keane'cim 3 ay hazırlık kampı ve sezon başını kaçırırsan ondan sonra bu takımda forma giyme şansın çok kolay olmaz. Birbirinden önemli stoperler var. Mason Holgate, Ethan Ampadu, Malang Sarr. Öbür çocuğun adı neydi bizim? Yerimina. İşin zor. Yazık ettin kendine Michael. Yazık ettin, yazık kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık yokluğuna. Evet, böylelikle Sandro Tonali'yi transfer edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Bu soru işareti ve Los Angeles FC karşılaşması öncesinde gerçekten heyecan verici bir noktadayız.